Anne. Hı? Ben biraz Feriha'nın yanına gideyim mi? Otur, oturduğun yerde. Mehmet, senin telefonun. Ay, hoca bey arıyor. Anne, ben bir tuvalete gideyim. Ha Mehmet, biraz önce annem aradı da yarın sabah... Hocam, Seher ben. Ay, sormayın başımıza gelenleri. Ya. Feriha, canım benim, burada böyle beklenir mi hiç? Ha bak, üşüyeceksin. Koray seni bize götürsün, ha? Ben sana haber veririm bak. Yok Gülsüm, iyiyim ben, buradayım. Sizi beklemeyin başımda. Sen istiyorsan gir içeri Gülsüm. Ben Emre söz verdim. Merhaba. Kıyamet koptu da içeride. Mehmet abi Feriha'yı içeri sokuyor. Ben bir bakayım. Tuvalete falan gitmedi o. Aşağı onların yanına indi. Ay yavrum, yeter artık ya. Ya ben abime mi yanayım, seni mi tutayım? Ne yapacağımı şaşırdım ben ya Mehmet. Aa, vallahi geldi adam. Merhaba. Mehmet, Feriha niye dışarıda bekliyor? Dışarıda değil mi? Orada bekliyor. Bak, biraz sakin ol, tamam mı? Taşkınlık yapma. Taşkınlık mı? Onun yaptığı ne hocam? Bu kadar olayın üzerine utanmadan o herifi alıp buraya geliyor. Niye gelmesin ki? Sen niye buradaysan kardeşin de onun için burada. Baban için. Şu an önemli olan baban. Biraz sakin ol lütfen. Doktorların çıkıp bir şey söylemesini bekle, tamam mı? Mehmet, oğlum bak. Hoca seni de büyüğün sayılır. Yavrum, lafına bir kulak ver. Valla sen karışma. Hocam yanlış anlama ama bu seni aşar. Bu bizim aile içi meselemiz. Benim öyle bir kardeşim yok. Babamın da öyle bir kızı yok. Buna sen karar veremezsin. Kızını yanında istemediğine bir tek baban karar verebilir. Saygısızlık etme. Kardeşini de dışarı atmaya hiç hakkın yok. Kimseyi de hastaneden kovamazsın. Hocam. Feriha dışarıda soğukta beklemeyecek, tamam mı? Hadi üşüyeceksin sen de, gir içeri. Tamam, gireyim. Arif abiyle konuştum. Geçen babam bir rahatsızlanmıştı, o gelmişti. O da bir kardiyolog arkadaşıyla konuşmuş. Gerekirse başhekime de haber verilecek. Onun çalıştığı özel hastaneye alınacak babam. Merak etme yani. Çok iyi olur. Feriha, sen de istiyorsan... Ben burada kalacağım. Buradan da kovamazlar herhalde. Burada kalıyorum. Tamam da bari istersen arabaya geç, orada bekle. Üşüdüm. İyiyim, üşümüyorum ben. Feriha. Hadi gel, babanı içeride bekle. Gelişme yok.
yanına girebilir miyim? Şu an alamıyoruz biliyorsunuz. Bakın ben babamı çok üzdüm. Şu an benim yüzümden orada yatıyor. Belki gözün açtığında beni görmek istemeyecek bile. Bu benim son şansım. Bakın, babanız sizi duyamaz. Lütfen bir dakika bile yeter. Hı hı. Kaptan! Koray, biraz sakin ol ve beni dinle, tamam mı? Sen beni dinle. Anneden uzak dur. Bak, ne gördüğünü bilmiyorum. Ama gördüğün hiçbir şeyin benim için anlamı yok. Ben sana ne gördüğümü sormadım. Annemin etrafında görmeyeceğim seni. Sen boşanıyor musun yoksa? Hande'ye bulaşma kaptan. Sakın bulaşma. Bence karının yanına dön. Hande'ye bulaşırsan, onu kullanırsan, eğer o kızı üzersen, seni teknenden indiğine de, okula geldiğine de pişman ederim. Sevdim seni. Sen beni sevdiğini göstermekten korktun mu baba? Biz hep öyle değildik ki. Ben küçük kızımım senin. Hiç kucağında uyumadım. Birlikte oyun da oynamadık ama... ben senin küçük kızındım. Hala öyleyim baba. Sevilmeyi bekleyen küçük kızım hala. Seni çok seviyorum baba. Hadi aç artık gözünü. Hadi. Burada ne işi var? Senin ne işin var burada Feriha? Çabuk çık dışarı. Çık dedim sana. Lütfen yakınıza sahip çıkar mısınız? Hastalarımızı rahatsız ediyor. Sakin olun lütfen. Beni almadınız. Onun ne işi var içeride? Çıkacak birazdan. Sadece bir dakika dedim. Böyle arka arkaya olmaz ama. Benim babam onun yüzünden kalkıp bizi geçti kardeşim. Siz onu içeri sokarak babamı öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Çıkarın onu. Ben şimdi hanımefendiyi çıkarıyorum. Ama bir kez daha hastanede olduğunuzu unutursanız sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. Beni Emir'e götürür müsünüz? Hep çok güçlüydü benim babam. Büyüktü. Yıkılmazdı.
Ben babamı yıktım. Her çocuk hayatında bir kere de olsa o devi yere yıkar zaten. Merak etme. Doğanın kanunu bu. Hem siz Emir'le o devi yere yıkmak için kaçmadınız. Önemli olan da bu. Yarın belki babamı öldürmüş olacağım. Feriha, sen kimseyi öldürmedin. Hem baban da yaşıyor, sakin ol. Baban hem sana hem de ailesine çok bağlı biri. Merak etme, sizler bu haldeyken, bu kadar dağınıkken sizi bir yere bırakıp da gitmez. Göreceksin. Gitmez. Gitmez. Dedim ya Gülsüm, yok. Bahçeye baktım, orada da yok. Ama nereye gitmiş olabilir ki Feriha? Bilmiyorum ya. Alo. Kardeşim Feriha gitmiş ya. Yatakta küçücük kalmış. Kaç gün oldu ki ben evden ayrıldı. Yaşlanmış babam. Geri dönmenin, her şeyi düzeltmenin zaman alacağını biliyorum ama... Şimdi her şey çok kötü gözüküyor, biliyorum. Ama baban iyileşince hepsi geçecek. Her şeyi düzelteceğiz. Benim babamın, Mehmet'in sesi kesilecek. Hepsi susacak. Hep beraber mutlu bir aile olacağız. Ben arabadan o kapıyı çalmaya cesaret etseydim... öyle olmayacaktı. Babam iyi olacaktı belki. Yapma bunu, bunun sonu yok. Demek istediğim şu... ailem bu kadar tutucu olmasaydı... benim babam hayvanın teki olmasaydı, Mehmet seni dövmeseydi, seni zorla köye göndermeselerdi. Anladın mı? Sonu yok bunun. Herkes hatalı. Belki hepimiz, sen de ben de. Çok garip. Halam, kardeşim, ailem. Ben onlara zarar vermek istiyormuşum gibi davrandılar. Mehmet, Gülfi'den Atilla unutmak lazım oğlum.
apartmanı kolaçan etsin. Hiç gerek yok ya. Ben gideyim kapıdan söyleyeyim ha. Hem böyle hazırlıksız çıktık. Yani üstümüze başımıza bir şeyler alayım Mehmet'e falan. Ha? Tamam. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Alo Aysun Hanımcığım. Size telefonda veremeyeceğim bomba haberlerim var. Oğlunuzla ilgili. Yarım saat sonra bizim evin önündeki parkta buluşalım, tamam? Söyleyeceksen söyle hemen. Oğlun döndü. Dur. Acele etme. Burada kendi evinde değil. Oğlum nerede? Tatlım. Ya hem oğlunun nerede olduğunu benden öğreneceksin hem de asabiyet yapıyorsun. Rahatla biraz. Hem insan önce bir geçmiş olsun der, öyle değil mi? Dün gece Rıza babam kalp krizi geçirdi. Hem de senin o eski gıcık kocan yüzünden. Hemen bana oğlumun nerede olduğunu söyle. Dur bakalım, öyle beleşe konuşmak yok artık. Benim senden bir kere ağzım yandı. Bakalım bu haber senin için ne kadar değerli, onu öğrenmem lazım. Sen ne kendini bilmez bir kadınsın. Oğlumun nerede olduğunu öğrenmek için sana ihtiyacım mı var sanıyorsun? Yok mu? Hı? Eğer oğlun senden saklanmasaydı döndüğünü bilirdin değil mi? Ama eğer ben sana söylemezsem... ve o da sana görünmek istemezse asla öğrenemezsin. Üstümde nakit yok. Senin için de bankaya gidecek değilim. Senin için bir kolaylık yaparız. Küpelerin harbici mi? Sarayındalar. Kore'nin evinde. Ay, ölürüm. Vallahi 5 metreden belli modacı köpeği oldu. Rıza amca nasıl? İyi, ne yapsın, yazık, yoğun bakımda yatıyor işte. Şeyi soracağım, Cansu nasıl? İyi. İyi. Ay, Feriha ile Emir kaçtı, hala iyi mi? Ya biliyorsun ben bir ara onlarla çalışıyordum. Yani biliyorum azıcık kafadan çatlak olduğunu. Anlatıyordu bu bana işte böyle Emir'e takıklığını, hayranlığını falan. Bu arada selamımı söyle. Yani ben boşum. Eğer bana hala ihtiyacı varsa çalışabilirim. Oldu, baş üstüne. Ay. Tipe bak ya. Geç kalmayacağım. Sen
buradasın. Tabii ya. Gördüğünüz gibi Emir burada yok. Ben de sizinle konuşacak durumda değilim. Senin hangi durumda olduğun beni hiç ilgilendirmiyor Feriha. Bana duygu sömürüsü yapmaya kalkma. Başına her ne geldiyse bunun tek sorumlusu sensin. Ne kadar nefret dolusunuz. Anlaşılır gibi değil. Anlamıyor musun gerçekten? Ben senin aylardır kandırdığın, aptal yerine koyduğun Emir'in annesi. Onu ben doğurdum. Oğlumu mahvetmene izin vermeyeceğim. Emir'i ben mahvetmiyorum. Ama bizi bu öfkenizle siz mahvediyorsunuz. Ben sana senin anlayacağın dilden konuşacağım Feriha. Emir her şeyi kaybetmek üzere. Artık sınırı çok aştı. Babası para musluklarını kesti. Eğer bu saçmalığa biraz daha devam edecek olursanız yakında soyadını da kaybedecek. Ve soyadı Sarrafoğlu olmayan bir Emir senin hiçbir işine yaramaz. Üzülüyorum sizin için. Oğlunuzu tanımıyorsunuz bile. Onun soyadı umrunda değil. Bunu bile bilmiyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Benim kim olduğumu öğrenmeden önce beni Emir'le tekrar ana oğul yaptın demiştiniz. Çok yanılmışsınız. Sen haddini aşmayı ne kadar seviyorsun değil mi Feriha? Bırak bu numaraları. İkimiz de senin ne hissettiğini biliyoruz. Ama kaybedeceksin. Emir kaybettiği zaman sen zaten kaybetmiş olacaksın. Farkında değilsiniz değil mi? Emir'i siz kaybediyorsunuz. Bu öfkeniz yüzünden. Onu ben değil, siz kaybediyorsunuz Aysun'u. Annem mi buradaydı? Hadi gel. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Hadi gel. Konuşsana Feriha, bir şey mi söyledi, bir şey mi yaptı? Bir şey yok. Hadi gel, boş ver. Vurdu mu sana? Yok. Emir! Emir gitme ne olur. Emir lütfen gitme. Emir gitme. Feriha yeter artık ya, gitmezsem daha kötü olacak sonra. Gitme bak. Lütfen. Ya yoruldum artık. Ne olur ya gitme.